Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ince hesapta satılan Nemesis Bronze Kod adlı oyuncu bilgisayarının teknik incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Hemen hızlı bir şekilde teknik özelliklerine geçmeden önce fiyatı sizlerin gördüğü gibi 5000 TL'lik bir fiyat var. Günümüzdeki bu doların yüksek olması vesaire ekonomik sıkıntılar tabii ki hepimize malum. Ona nazaran baktığımız zaman bu ürünün gayet uygun fiyatlı olduğunu hatta hatta sudan ucuz olduğunu da söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde ve bütün ürünlerin teknik incelemelerini resmi sitelerine elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım resmi sitelerine bulamadığım parçaları ise sizlere yine ince hesap üzerinden devam etmeye çalışacağız. Öncelikle parçalarımıza bakalım. Nelerden meydana geliyor ürünlerimiz? Arkadaşlar bir tane soğutucu var, işlemcimiz var, anakartımız var, ram'imiz var 8 GB'lık. Aynı zamanda bir ekran kartı, harici ekran kartı mevcut. Bu da 1030 Nvidia ekran kartını kullanıyor. Onun yanında hemen hızlı bir şekilde baktığımız zaman SSD bir hard diskin olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman ise bir tane Hyperzone'un kasası, bir tane yine Hyper'ın 350 watt'lık güç kaynağını görmekteyiz. Değerli dostlar, bu ürünümüze herhangi bir şekilde işletim sistemi, monitör, klavye ve mouse dahil değildir. Fiyatımız sadece bu saydığımız ürünlerden meydana gelmektedir. Dilerseniz hızlı bir şekilde tüm parçaları tek tek, ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. İlk parçamız Game Power'ın Air Bender'ın RGB'li işlemci soğutucu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yoğun kullanılan ve tercih edilen bir işlemci soğutucusu arkadaşlar sizler de gördüğünüz gibi gayet de güzel ARC böyle çok hoşuma gidiyor. Sürekli bu ürünleri kullanıyorlar. Şimdi bunu neden yapıyorlar onu da size söylemek istiyorum. Birazdan geçeceğim ama bu ürüne bakalım. Arctic bir Fan. Arkadaşlar bu ürün sizlerin gördüğü gibi hem Intel hem de AMD uyumlu. Bu bilginiz olsun. Bizim tabii ki işlemcimiz hemen baktığımız zaman bir AMD işlemcisi kullandığı için de bu üründe herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Rahatlıkla kullanabilir Zaten hazır sistem olacağı için siz bir her, herhangi bir şekilde montaj ya da herhangi bir şekilde de montajda gelmiyor. Bunlar olduğu gibi bütün ürünler montaj haline geliyor. Zaten baktığımız zaman şu sayfada demonte gönderim yapılmamaktadır. Yani bu ürün olduğu gibi uzman kişiler tarafından montaj haline getiriliyor, testleri yapılıyor ve bizlere ulaştırılıyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman yine power supply'ımızın teknik özelliklerine bakalım. Gürültüsü 26 dB diye geçiyor. Yani 110'luk bir tolerans sağlamışlar. Fazla gürültü olmadığı anlamına gelmektedir. RPM ise yani dakikadaki Dönüş hızı ise 800 ile 2000 arasında. Biz burada tabii ki 2000 olarak e, en fazla maksimum olarak olarak görebiliriz. %10'luk bir değişim söz konusudur. Bu da tabii ki tolerans olarak sağlanmış durumda. Fanımızın boyutu ise 120 mm'lik bir fana sahip arkadaşlar. Tabii ki yine söylediğim gibi RGB'li yani üç renk kırmızı, yeşil ve mavi 3 renki sağlıyor. Bu da tabii ki güzel bir görüntü sağlıyor. Eğer ki e, siz bunu harici bir şekilde almak istiyorsanız kasanızın arka tarafında yani yan tarafında arkadaşlar şu tarafta böyle cam yoksa bir anlamı yok açıkçası ama camlıysa güzel bir ışık sağlıyor Aşağı doğru indiğim zaman da zaten başta da söylediğim gibi AMD ve Intel'e uyumluluğu sağlamaktadır. Hava akışı ise metreküp olarak baktığımız zaman da 36'ya geliyor. Standart bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Kullanmış oldukları işlemci fanı gayet de uygun, makul, hoşuma gitti diyebilirim. Sıradaki ürünümüz AMD Ryzen 3200'ü kullanıyor arkadaşlar. Bu da işlemcimiz. İşlemcimiz kutulu işlemci olarak görünüyor. Bu resmi sitesinde olan bir bilgi. Cihazımız yani ürünümüze kutulu gelmiyor tray olarak geliyor. O yüzden zaten harici bir işlem soğutusu mevcut. Biz bunu dikkate almıyoruz arkadaşlar. Hemen teknik özelliklerine bir bakalım. 4 çekirdekliymiş. 4 tane iş parçacığına sahip temelde 3.1 GHz e, maksimum 3.4 GHz'e kadar aşıttırma yapabiliyormuşuz. Ön belliğimiz ise 8 MB. Tabii ki bu L3'ü saydığımız zaman l 2 toplarsak 10 MB'lik bir keş belli. Yani ön belli olduğunu görebiliriz. 65 Watt'lık bir enerji harcıyor. Standart boyutlarda bir enerji olduğu anlamına geliyor. Bunun da dışarı çıkış derece olarak ise 95 santigrat dereceye tekamül etmektedir. İşlemcimiz aynı zamanda 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanmakta dostlar dostlar. İşlemcimizin desteklemiş olduğu RAM ise DDR4 RAM'ini destekliyor ve maksimum olarak dostlar bakın 2667 MHz'de kadar diyor. Yani bu aslında maksimum değer olduğu söyleyebiliriz. Bu işlemciye sahip bir sistemimizde oyunlarımızı oynayabilir rahatlıkla oynarız arkadaşlar. Bu yani şunu söylemek istiyorum orta segmentlerde zaten bu fiyat olarak da fiyat performans olarak dediğimiz bir ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bu işlemci de kullanabilirsiniz sıradaki ürünümüz anakartımız bütün ürünlerin parçaların bir araya getiren parça ürün diyebiliriz gayette uygun bir anakart uygun dediğim olay ise arkadaşlar Stabil bir şekilde bizim ürünlerimize bir arada tutan bir parça olarak karşımıza çıkmıştır. Dilerseniz anakartımızı yakından bir bakalım, sizlere yorumlayalım, sizlere söz olarak söyleyelim. Hemen şu mouse'ına gördüğüm yerde klavye ve mouse bağlantısı mevcut. PS2 olarak geçiyor. Aşağıdaki klavye üstteki mouse arkadaşlar. Eğer ki sizin hali hazırda PS2 klavye ve mouse'unuz varsa bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama ve lakin, eğer ki elinize siz klavyeniz kötüyse yeni bir klavye alacaksanız Zaten sizlere tavsiyemiz USB bağlantılı klavye ve mouse'a yönelmenizdir. Çünkü bunlar daha yeni teknolojidir. Hemen yan tarafında VGA bağlantı noktası mevcut. Oraya da eşleme bağlantısı var. Tabii ki gördüğünüz gibi 6 tane USB bağlantıların mevcut. Hemen USB'nin üst tarafında ise RJ45 soketli network bağlantısı var. Hemen altında ise ses kartı, mikrofon giriş, line in giriş ve hoparlör çıkışı mevcut. Anakartımız Prime A320M modeli yani A320 Yonga setinin kullanıyor. Zaten burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Burada belirtmişler ve bunun üzerinde bir soğutucu mevcut. Soğutucu olmasa gayet iyidir. Her zaman sizlere tavsiyemizdir. Performans olarak da ürünlerinizi daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bir artı avantajı ise M2 bağlantısı var. Burada gördüğünüz gibi M2 soketleri var. 3 e, seviyeye kadar mevcut bağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz Hayrettin bir aldığın zaman da bu üründe hard daha hızlı bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kasamıza bağlantısına aletten bağlayabileceğimiz 4 tane e, SATA 6, 6 gigabit per saniye bağlantısı olan soketi görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada mouse'a sizlere gösterdiğim gibi. Ve tabii ki kasamızın yine ön tarafına giden USB bağlantı soketi de mevcut durumda. Değerli dostlar bu anakartı aldığımız zaman maksimum olarak RAM desteği 64 GB'lık bir RAM'e kadar desteğini sağlamaktadır. E, tabii ki bu güzel bir olaydır. Zaten burada da hangi nesil işlemcilerin destekliğini de karşımıza çıkartıyor. Ola ki siz AMD 7. nesil A serisi Athlon X4 işlemci kullanıyorsanız bu tabii ki 32 GB'a kadar bir RAM desteğini sağlıyor. Bizim bu hazır sistemimiz 8 GB'lik bir RAM var. Siz bunu diler yani sizlere tavsiye olarak 16 GB çıkartabilirseniz çıkartmaya çalışın daha hızlı bir sizlere veri e, iletimi sağlayacaktır, performans sağlayacaktır. Diğer özellikleri pek fazla değinmeyeceğim. Çok daha ayrıntılı özellikler vardı. Tabii ki bununla ilgili sorusu olan arkadaşlar varsa yoruma yazabilir. Biz elimiz geldiği kadar sizlere yorumlayabiliriz. Ancak tabii ki bu hazır bir sistem olduğu için sizlere söyleyebileceğim pek fazla bir şey olmuyor. Ama dediğim gibi diğer grafik özellikleri olsun, genişleme yuvaları olsun, depolama vesaire yuvaları olsun. Bunlar da zaten ee, yine sizlere söylediğim şeylerden tekamül ediyor. işte SATA bağlantısının olduğu, işte M2 bağlantıların olduğu vesaire. Bunlar da yer alıyor. Rahatlıkla, gönül rahatlıkla alabileceğiniz, kullanacağınız bir anakart olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki ürünümüz RAM 8 GB tek RAM kullanıyor arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar şuradaki bakın işaretlediğim kod üzerinden internetten araştırabilirler. Direkt Panther'ın kendi özelliği çıkar resmi sitesi de var ancak ben tabii ki resmi sitesiyle burada arasında pek fazla bir fark göremedim. Bütün bilgiler buraya yazmışlar. Doğru olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir analiz yaptık ve üzerinden de bu analizlerin doğru olduğunu görüyoruz. Bu RAM bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Yani bu biraz tercih meselesi ama söylemek istediğim bir durum daha var. RGB'si yok arkadaşlar RAM'de. Yani böyle bir aydınlatma söz konusu değil. Aydınlatma olan bu partnerin RAM'lerinde şu taraflarda gördüğünüz gibi burada led'ler oluyor arkadaşlar. Bu sayede RAM'imiz ışıklı olabilir ama bunlar dediğim gibi maalesef bu özellik e, özellik olmadığını söyleyebiliriz. Hemen aşağı doğru inelim ve teknik özelliklerini sizlere söylemek istiyorum. DDR4 bir teknolojisini kullanıyor. 3200 MHz'e kadar bir frekans değerine sahip. 8 GB olduğunu söylemiştik. Gecikme değeri ise 16 olduğu da zaten görmekte de bu değer. Ne kadar düşük olursa o kadar RAM'imiz daha hızlı kendi odacıkları arasındaki veri iletimi sağlayabilmektedir. Değerli dostlar bir sonraki ürünümüz harici ekran kartımız. Ekran kartımız PNY bir marka kullanmış tabii ki fiyat performans olan bir sistemi olduğu için de ekran kartımızı o kadar çok ağım şahım olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak kullanmış olduğu işlemci içindeki işlemci ise 1030 yani GT 1030'u kullanıyor. Bu da Nvidia'nın bir ekran kartı kullanıyor arkadaşlar. Çıkışta ise bir tane HDMI bir tane de DVI portu çıkışı sahip. Teknik değerlerine gelecek olur isek öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yine şu kod üzerinden diyen arkadaşlar arayabilirler. Zaten PNE'nin kendi resmi sitesinden bu bilgilere ulaşıyoruz arkadaşlar. Cuda değeri 384 bunlar odacıktır. Çoğunlukla render yapacak arkadaşlar için önemli olan bir unsurdur. İşlemcimizde ise saat bazında minimum 1151 MHz maksimuma kadar 1370 1379 MHz'e kadar frekans açıttırması söz konusu. Bellek hızı ise gigabit person saniye bazında ise 2.1 olduğu görünüyor. 2 GB'lik RAM'i varmış. 64 bit bellek arayüzüne sahip 20 Watt'lık bir enerji tüketimi var. Bu çok tabii ki düşük bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Yani ekran kartının kendi özelliğine bakacak olursak da böyle bir değerde normal olduğunu söyleyebiliriz. Desteklediği çözünürlük ise 1080p ve üzerindeki çözünürlükleri rahatlıkla desteklediğini görebilmekteyiz. Bir sonraki ürünümüz ise depolama bilimi yani hard diskimiz yine PNY bir marka. 240 GB'lık bir hard diskimiz var. 2.5 inçlik SATA 3 yuvası e, yani veri yolunu kullanıyor arkadaşlar. Yine ben yine PNY'nin kendi size resmi sitesinden bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Bir baktığımız zaman hemen şu öncelikle şu kod üzerinden rahatlıkla bu web sayfasına ulaşabilirsiniz. 2.5 inç olduğunu söylemiştik. 7 milimlik bir yüksekliğe sahipmiş. SATA 3 yani 6 gigabit saniyelik bir veriyet. Tekamül edin maksimum olarak bağlantısı var. Hard diskimize ise maksimum okuma hızı 535 MB bölü saniye Yazma hızı ise 500 MB bölü saniye. Bu iki değer maksimum değerdir. Bunu her zaman göremezsiniz. Bu biraz bilgisayarındaki dosya yapılarıyla alakalı bir durumdur. Ama bu değere baktığımız zaman da gayet de yüksek bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Değerli dostlar burada kullanmış olduğu kasaya geldik. Kasa Hyperzone'un bir kasası. Resmi sitesine ulaşamadım. Zaten Gelenekle pek fazla kasalar, bu, bu tip kasaların resmi sitelere pek fazla biz ulaşamıyoruz. Hani bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilir özellikle bu Hyperzone'un e, çok takıldığım bir kasa diyebilirim. Ama kasanın kendi değerlerine, özelliklerine geldiğimiz zaman aşağı doğru inelim. Ben yine ence hesabın kendi resmi sitesinden bu bilgilere size ulaşacağım. 3 tane önde kasanın fanının olduğunu ve RGB ya daha doğrusu Rainbow yani gök kuşağı dediğimiz 3 tane bir fan var arkadaşlar. Arkada ise 8 santimlik fan görünüyor. Yani şu egzoz fanı biraz ufak görünüyor. RGB olduğunu söyleyemiyoruz. Yan tarafta ise bir temperli cam var. Şeffaf bir cam yapmışlar arkadaşlar. Gayet de geniş, büyük bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Üst tarafta ise ızgara fanlar yapılmış. Burası ise işlemcimize eğer ki siz bir soğu, ıı, sıvı soğutuşu kullanacaksanız ya da radyatör kullanacaksanız buralara rahatlıkla bu fanları bağlayabiliyorsunuz. Bu da ekstra bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Kasamızın üst tarafında ise arkadaşlar zaten burada yazılmış iki tane USB 2.0 kulaklık ve mikrofon jackları yer alıyormuş. Bir de tabii ki power'ın olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özelliklerine gelecek olursak kasanın ölçüleri burada destekledi. Anakartlar ATX, Micro ATX ve ITX anakartları destekliyor. Bir tane 3.5 inçlik hard Hard disk iki tane de 2,5 inçlik SSD hard disk aynı anda de bağlantı desteğini sağlamaktadır. Az önce söylediğim gibi üzerine gelen fanlar. Bunlar şu ikisi opsiyonel. Yani bu fiyata dahil değil Dileyen arkadaşlar. Ekstra bunu kendileri takabilirler veya alıp e, almadan önce de oraya söyleyebilirler arkadaşlar. Diğer özellikleri sizlere zaten söylemiştik. 2 yıl bir garantisi olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bu kasamızda bir power supply yok zaten power supply müziyor. Burada bunu da yine Hyper'ın bir 350 watt'lık bir power supply'ını kullanmış arkadaşlar. PS35 serisine dahil edilmiş. Yani böyle bir Kod olarak e, bizlere satır Diyen arkadaşlar şu şu şekilde alıp internetten araştırabilirler. Daha teknik ayarları özelliklerine ulaşabilirler. Ama zaten biz burada elimizden kana kadar sizlere bu teknik özelliklerini söylemeye çalışıyoruz. 350 watt olduğunu söylemiştik ki dostlar. Power supply'mız üzerinde bir tane 120'lik yani 120 milimlik bir power supply fanı var arkadaşlar. Tabii ki bu çok iyi bir boyutta söyleyebiliriz. Aynı zamanda işte giriş voltajları bizi Türkiye'de 220 volt olarak geçiyor. 230 volta kadar desteğini sağlıyor. Herz olarak Türkiye'de 60 ya da 50 herz orası değişiklik gösterebilmektedir. Aynı zaman da 6 watt'lık güç kullanıyor öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çıkış voltajları bu tarafta aşağıda mevcut konnektörler vesaireler mevcut. Korumalara gelelim. Burası aslında en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz her zaman söylüyoruz bir power bilgisayar alacaksanız, sopacaksanız power supply'nizi iyi tutmaya çalışın. Buradan şimdi korumalara baktığımız zaman aşırı voltaj koruması, aşırı akım koruması ve kısa devre koruması. Ya yani burada aslında üç tane görünüyor. Bu tabii ki benim nazarımda düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şöyle de bir durum var. Yani 4000-5000 bir ürün alıyorsunuz. Bunun içerisinde bu şekilde bir parçanın gelmesi gayet doğaldır. Tabii ki daha yüksek bir power supply alırsanız tabii ki bu size ekstra bir fiyat olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ama dediğim gibi bu bizim hazır sistemimize e, yapan arkadaşlar yani toplayan bunu bir araya getirenler ya da bunları e, montaj haline getiren arkadaşlar gayet de güzel bir seçim yaptıklarını söyleyebiliriz. Bence alınabilecek bir fiyat performans bir üründür oyunlarımızı orta halle oynayabiliriz Tabii ki oyundan oyuna değişiklik gösterebilmektedir Bence güzel tavsiye edebileceğimiz bir hazır sistem karşımıza getirmişler. Değerli dostlar Teknolog YouTube kanalı olarak sizlere her zaman güncel güzel ve tabii ki sizleri cep yakmayacak ürünleri incelemeye çalışıyoruz. Bu ürünümüzde ise Nemesis Bronz'u sizlere getirmeye çalıştık. Yorumlarınız varsa sorularınız varsa yoruma aşağı yazabilirsiniz. Yani şu ürünün direkt linkini paylaşacağım. Ürünleri tek tek sizlere aşağıda aktaracağım. Dilen arkadaşlar oradan da bakabilirler. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Mutlaka beğenmenizi ve bizlere abone olmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teknolog YouTube kanalı olarak hoşçakalın.